Ne sorusu? İşte asansörde nasıl bir soru? Yani ne oluyor? Tavana mı bağlı? İki pi ne böyle G var işte. Onunla ilgili şey soruyor. Biz de G hakkında yorum yapamıyoruz. Ben yapamıyorum. Ne? Çünkü ben yapıyorum tam tersi çıkıyor. İp gerilmesi yukarı çıkıyor. Yukarı doğru çıkıyor. G aşağı doğru çıkıyor. O zaman diyorum G azalacak. Şöyle düşünün ya onu. Dinleyin bakayım. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben mesela yürürken benim hareket ettiğimi nereden düşünüyorsunuz? Referans. Evet, bir referans noktası seçiyorsunuz. Ona göre hareket ettiğimi düşünüyorsunuz değil mi? Dolayısıyla referans noktası mesela tahtanın köşesi. Tahtanın köşesini alsak o zaman diyeceksin ki sıraya göre, sıra duruyor bana göre o zaman hareket ediyorsun diyeceksin. Referans noktasını başka bir şey. Onu da aldım. Duvarı. Onu da aldım yeri. Onu da aldım, onu da aldım. Etrafında hiçbir şey yoksa referans noktasını kendin olarak seçersin. Sen belirli bir şey yapıyor ya da yapmıyor olabilirsin ama benimle senin arandaki mesafe değişiyorsa sen dersin ki hareket ediyorsun. Değil mi? O zaman şöyle bir duruma denk geliyor en son. Sen de benimle beraber hareket ediyorsan ve etrafımızda hiçbir şey yoksa, tamam mı? Bu durumda ben V hızıyla giderken beni nasıl tanımlarsın? Duruyor. O zaman şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Benim duruyor olmamla sabit hızlı gidiyor olmam referans çerçevesine göre fizik yasalarında bir değişiklik oluşturmuyor. Oluyor. Şimdi aynı şeyi şöyle düşünün. M kütleliyim ben. Tamam mı? Dünyadayım. Bana G kadar çekim ivmesi uygulanıyor. Dolayısıyla ağırlığım M çarpı G. Biz şunu biliyoruz. Kütle bu tür hareketlerle değişmez. Aynı şekilde düşünelim. Ben ya da kendini düşünebilirsin. Kapalı bir kutu içerisindesin. Bu asansör olsun. Asansör yukarı doğru hızlanmaya başladı. Tamam. Sen şunu biliyorsun, asansör yukarı doğru hızlandığı için ben MG kadar ağırlıktayım ama sanki daha ağırmışım gibi oluyor. Çünkü asansörle birlikte yukarı doğru hızlanabilmem için bana aşağıdan yukarıya doğru kuvvet uygulanması gerekiyor. Ben ayaklarımın altında bir ağırlık ölçer olduğunu düşünsem, o ağırlık ölçerin bana uyguladığı kuvvet ile benim ivmelenmem lazım. O zaman onun gösterdiği değer ne olur? M çarpı G artı A kadar olur. Değil mi? Şimdi bunun asansör olup olmaması önemli değil ama etrafı tamamen kapalı ve boş uzaydasın diyelim. Tamam. Bu durumda o kutu yine A ivmesiyle hızlansa ve senin dışarıyla herhangi bir etkileşimin, herhangi bir bilgin olmasa sen dünyada mısın yoksa ivmelenen tüm etkilerden arındırılmış bir sistemin içinde misin bilemezsin. Dolayısıyla dünyanın çekim ivmesinin etkisiyle bir cisme uygulanan net kuvvetin oluşturduğu ivmenin etkisi arasında da bir fark olmaz. Onun için Einstein kütleye eylemsizlik kütlesi der. Tamam? Dolayısıyla ivmelenmenin oluşturduğu bu etkiyi de ağırlıkmış gibi sanki çekim ivmesiymiş gibi düşünebilirsin. Anlatabiliyor muyum? O zaman şöyle bir durum ortaya çıkıyor. İçinde bulunduğun kutu G'den daha büyük ivmeyle hareket ediyorsa sen sanki G'den daha büyük ivmeli bir gezegendeymişsin gibi olur. Fizik yasaları da buna göre çalışır. Dolayısıyla asansör yukarı doğru giderken bu cismin ağırlığı kütle sabit olduğuna göre cismin ağırlığı altına bir şey koysak da ağırlığını ölçsek ne ölçeceğiz? M çarpı G artı A kadar ölçeceğiz. Yani bu cisim sanki G çekim ivmeli bir gezegende değil de G artı A ivmeli bir gezegendeymiş gibi olacak. O zaman fizik yasalarını buna göre düşünmen lazım. Bu durumda 2 pi kök L bölü G değil 2 pi kök L bölü G artı A diye düşünmen lazım. Tamam mı? Çekim ivmesi
Sen yukarı doğru giderken senin ağırlığının daha büyük olması gibi bir etki oluşturmuş oluyor. Hayır, bir şey söyleyeyim. Biz bunu görüyoruz. İşte bak, şöyle diyorum. Kutu içerisindesin ve 2G ivmeyle hareket ediyor kutu. Sen de 2G ile gitmek zorundasın. Senin üzerine uygulanan kuvvetleri gösterdiğimde tamamen yalıtılmış bir uzay boşluğundasın. Diğer tüm etkilerden arındırılmış. Senin üstüne uygulanan kuvvetleri gösterdiğimde MG diye bir şey yok. Ama senin 2G ivmeyle hızlanabilmen için bir kuvvet lazım. O da ne? Kutunun sana uyguladığı tepki kuvveti. Değil mi? İşte o tepki kuvvetini gösterirsin sadece. O da 2MG kadardır. Ben de şunu söylüyorum. Bu kuvveti göstermek yerine sen çekim ivmesi 2G olan bir gezegende ayakta dursan, sana uygulanan kuvveti gösterirken ne dersin? 2MG yukarı doğru kuvvet var. Ağırlığımda 2MG dersin. Seni o gezegende aş yüksekliğinden serbest bıraksam, sana uygulanan tek kuvvet nedir? 2MG. Durum aynıya denk geliyor. Zaten Einstein'ın görelilik postülatlarını söylerken fizik yasaları işte bu çerçevelerde aynen geçerlidir. Değişinin sebebi bu. Yani eylemsiz olarak hareket etmekle, yani sabit hızlı hareket etmekle durmak aynı fiziksel yasaların işlev gördüğünü anlatıyor bana. Aynı şekilde ivmeli hareket etmekle çekim ivmesinin yaptığı etki de aynı sonucu veriyor. Dolayısıyla diyor ki çekim ivmesi, yani büyük kütleli cisimler uzay zaman dokusunda aynen ivmeli hareket ederken nasıl değişiklik oluyorsa orada da aynı değişiklik olur diye sonuçluyor. O bizim şimdiki tartışmamızdan alakasız ama durum ivmeli hareket etmekle daha büyük ivmeli ya da daha küçük ivmeli bir gezegende olmak aynı ifadeye denk geliyor. Bunu anlamak zor. Bunu ortaya koymak zor. Onun için adamlar diyor ki ya işte asansör yukarı doğru A ivmesiyle gidiyorsa aşağıya doğru ve M çarpı A kadar eylemsizlik kuvveti vardır. O zaman M çarpı A artı M çarpı G kadar ağırlığım varmış gibi düşünürsün. Ama işte fiziksel olarak altyapısı olmayan birine bunu söylediğinde o diyor ki ha tamam MA kadar da aşağı doğru kuvvet varmış diyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu eylemsizlik kuvveti varmış gibi düşünülüyor. Öyle bir olay yok. Dışarıdan bakan bir gözlemci için öyle bir kuvvet yok. Evet, diyoruz. Var tabii. Tabii plakalarda yük hareketinin olması mecburi bir dirence sebep olur. Tabii. İdeal deyince ohmik dirençleri almıyoruz diye düşüneceksiniz. Tamam, ideal dediği zaman. Ama derse ki bak burada en çok sorulan ya da size ohmik direncin var olduğunu anlatacak olan ifade şu. Bir tane bobini doğru akım devresine bağlar. Tamam, bir de aynı bobini alternatif akım devresine bağlar. Şimdi doğru akım devresine bağladığım bobinde işte bir iyi akımı oluşuyor ve enerji açığa çıkıyor, ısınıyor gibi tanımlar kullanıldığında demek ki o bobinin tellerinin bir direnci var demeye çalışıyor. O zaman alternatif akıma geçince o R hala var. Ama alternatif akıma geçtiğinizde R'nin yani saf direncin, ohmik direncin yanı sıra bir de X'le indüktif reaktans olacak. O zaman demek ki bobin doğru akıma ne kadar direnç gösteriyorsa alternatif akıma kesin bundan daha büyük direnç gösteriyordur. Tamam mı? Böyle düşüneceğiz. Mesela bir şeyi düşünün. Kondansatörü düşünün bu sefer. Kondansatörün doğru akıma gösterdiği direnç değeri sonsuz. Yani biz sonsuz olarak düşünürüz. Çok büyük bir direnç olarak karşımıza çıkar. Çünkü doğru akım kesiyor adam. Değil mi? Elimizde ohm yasası diye bir yasa var. Ohm yasası diyor ki belirli bir ortamın potansiyel farkı ve üzerinden geçen akım şiddetini birbirine oranladığında direncine ulaşırsın diyor. Bir kondansatörün uçları arasında pili bağladın, potansiyel fark var. V bölü I direncine denk gelecek. E I sıfır.
V bölü 0 çok büyük bir sayıya gidiyor. Biz ona sonsuz diyoruz. Dolayısıyla kondansatör doğru akıma sonsuz direnç gösteriyor. Sonsuz direnç varsa bu tarafta alternatif akıma gösterilen direnç, zaten o kutuplanmayı konuşmuştuk önceki derste. O kutuplanmadan dolayı akım sürekli hareket, daha doğrusu elektronlar sürekli titreşim yaptığı için sürekli bir akım var. Dolayısıyla potansiyel fark bölü akım sayısal bir değere denk geliyor. Onun için de kondansatörün doğru akıma gösterdiği direnç çok büyük, sonsuz. Alternatif akıma gösterdiği direnç daha küçük. Bak bununla ilgili hemen şöyle bir şey yapayım. Şurası çıkıyor mu? Şimdi direnç değerinin frekansla değişimine bakalım. Burası frekans olsun. Şurası direnç değeri olsun. Şimdi bir tel, bizim rho L bölü A diye ifade ettiğimiz telin direnci şudur sevgili arkadaşlar. Frekans ne olursa olsun her zaman rho L bölü A kadardır. Değil mi? Dolayısıyla buna R'nin gösterdiği direnç diyebilirim. Şurası sıfır. Şimdi bir kondansatörden bahsedelim. Kondansatörün bakın şöyle bir denklemi var biliyorsunuz. XL eşit, pardon, XC 1 bölü 2 pi f c şeklinde. Dolayısıyla dikkat ediyor musunuz? Frekans değeri ne kadar küçük olursa xc değeri o kadar büyük. Frekans da ters orantılı yani. Biz biliyoruz kaçıncı dereceden olursa olsun ters orantılılık grafikleri paraboliktir. Değil mi? Bu durumda xc dediğiniz şeyin direncini şöyle gösterirsiniz. Tamam. Çünkü ancak ve ancak frekans değeri sonsuza gittiğinde bunun direnci sıfıra ulaşmış olur. Tamam. Şuralarda dokunmuyor, sonsuzda dokunuyor. Burada da sıfır, frekansın sıfır olduğu yerde de direnç değeri sonsuza gidiyor şeklinde gösterir. Bu da XC'nin göstereceği direnç değeri olur. Tamam. Peki XL'yi düşünürsem, yani bobinin direncini düşünürsem, o da 2 pi f l. Kendi bunların ikisinin de saf direncinin olmadığını varsayıyorum. Tamam? Bu durumda eğer frekans sıfır olursa direkt olarak x l de sıfır. Yani doğru akım devresine bir bobin ne yapmaz? Direnç göstermez. İdeal bir bobin, telinin saf direnci olmayan bobin. Ama frekans değeri arttıkça bu bobinin indüktif reaktans değeri de artıyor. O zaman grafiği şöyle çizmem lazım. Şöyle frekans arttıkça o da sonsuz. Hatta bunu doğrusal çizmek de daha doğru olacak herhalde. Değil mi? Ha? Neyi? Şöyle. X yok. Ben yanlış çizdim. Verirse yanlış. L. Saplıyoruz. L'den bahsetmiyoruz. Müfredatımızda yok. Ama ben hani merak ediyorsanız söyleyeyim. L dediğiniz indüktans değeri hani denklemlerde falan çıkıyor karşımıza ama işte bunu bilmediğimiz için bazı şeyler havada kalıyor sevgili arkadaşlar. L dediğiniz şey şöyle hesaplanır. Μ çarpı A çarpı N'nin karesi bölü L diye hesaplanır. Μ dediğim şey bobinin içindeki ortamın manyetik geçirgenliği. A dediğim şey bobinin sarımlarının kesit alanı. N dediğim sarımların sayısı. L dediğim de sarımların uzunluğu. Tamam. Böyle hesapladım ama bu müfredat dışı şöyle olduğunu düşünün. Düzgün çizmedim ama. Şurası L'yi ifade ediyor biliyorsunuz. N sarım sayısını, A dediğim yer şurayı ifade ediyor. İçerideki malzemenin manyetik geçirgenliğini de mü'yü ifade ediyor. Evet. Hocam bobini dairesel kabul etsek yarıçapa bağlı değil de özür dilerim.
Ama evet. Özün diksiyon akımı doğru söylüyorsun. Ama şey, direnci kesit alanına bağlı. Yani yarıçapa bağlı. Hayır hayır, bak şöyle dinle, dur. Şimdi özün diksiyon EMK'sını hatırla. Epsilon özün diksiyon eşittir. Eksi L delta I bölü delta T. Yarıçapa bağlı. Bak L var burada. Mobilin yarıçapına bağlı. Tabii. Bağlı değil değil mi şimdi? Bağlı. Hayır hayır. Öz indüksiyon bobinin merkez ekseninde oluşan manyetik alan buna bağlı değil. Tamam. Bobinin merkez ekseninde oluşan manyetik alanı şöyle yazıyoruz ya. 4 pi k i n bölü l diye yazıyoruz ya. O kesit alana bağlı değil. Burada anlaştık. Bakın lütfen şey yapmayın. Şurası müfredatta yok. Şurası. Ama biz söylemiş olalım. Şimdi alternatif akımı dolayısıyla böylece sonlandırmış oluyoruz. Rezonansın ne anlama geldiğini, nasıl kullanıldığını da öğrenmiş olduk. Dediğimiz gibi rezonans dediğiniz şey sevgili arkadaşlar bobin ve kondansatörün birbirine göre etkilerinin aynı olduğu ama ters yönlü olduğu için birbirinin etkilerini sıfırladığı bir devre oluşturmak demek. LC yani bobin ve kondansatörün birlikte kullanıldığı devrelere seri titreşim devreleri denir. İlk Henrik Rudolf Hertz tarafından kullanılan bir devre. Radyo dalgalarını ilk o deneysel olarak ortaya koymuş ve deneysel olarak oluşturmuş tür. Bu orada kullandığı düzenek de L ve C'nin seri bağlanmış hali. Bir bobin ve kondansatör birbirine eşit indüktif reaktanslara eşit olursa, indüktif reaktanslara sahip olursa, işte o zaman o durum için bir tane frekans değeri ortaya çıkıyor. Biz ona rezonans frekansı diyoruz. Bu şu anlama geliyor. O bobin ve o kondansatörü kullandığında devredeki elektronlar bu frekansla titreşim yapar. Biz biliyoruz ki elektromanyetik dalgalar yüklü parçacıkların titreşim frekanslarıyla uyumlu olacak şekilde oluşur. Dolayısıyla LC devresinin rezonans frekansı neyse ben dışarıdan enerji aktardığımda bu devreye bir alternatif gerilim uyguladığımda elektronların titreşimleri bu frekansta elektromanyetik dalga yayar etrafa. Aynı rezonans frekansına sahip başka bir devre güç kaynağı olmadan konulduğunda gelen elektromanyetik dalgaların elektrik alan titreşimleri bu frekansta titreşir. O devrenin de rezonans frekansı bahsedilen frekans kadar olduğu için o devre içerisindeki elektronlar bu sefer elektrik alana uyumlu şekilde titreşeceğinden elektronlara enerji aktarılmış olur. O devrede bir elektrik akımı meydana gelir. Dolayısıyla sen elektromanyetik dalgayı nasıl sinyalize ettiysen, hangi bilgileri içine koyarak sinyal üretmişsen o devrede o şekilde titreşime başlar. Bu yalnız çok zayıf bir titreşimdir. Çok zayıf bir elektrik akımıdır. Bunu alırsın, güçlendirici transistörler sayesinde güçlendirirsin. Sonra uygun devre elemanlarına aktardığında amacına uygun şekilde sinyalleri tekrar okumuş olursun. Ve dün bahsettiğimiz üzere bu bizim efendime söyleyeyim iletişim altyapımızı oluşturur. Tamam mı? Çok yaşa. Evet. Elif öneye geçmeden bobin ve kapasitörde akımın geride olma veya ileride olma durumunu tekrar açıklayabilir misiniz? Şöyle düşünün sevgili arkadaşlar. Bobin dediğiniz şey sürekli akım değişimine rastladığında sürekli bir öz indüksiyon oluşturur. Öz indüksiyonu biz şöyle biliyoruz. Devrenin akımı artmaya yönelik bir hareket yapıyorsa ya da artıyorsa öz indüksiyon ona karşı oluşur. Ters oluşur. Dolayısıyla devre akımı artarken öz indüksiyon ona karşı oluştuğu için ikisinin bileşkesi potansiyelin artışına direkt ayak uyduramaz. Tamam mı? Onun için akım geride kalır. Bobin eğer baskın şekilde çalışıyorsa devrede akım geride kalır. Kondansatörde de plakalar arasındaki elektrik alan
temel mesele. Bobinde nasıl sargılar içerisinde oluşan manyetik alan ve dolayısıyla oluşan öz indüksiyon etki gösteriyor. Kondansatörde plakalar arasındaki elektrik alan sayesinde enerji depo edebildiğimiz için elektrik alana bakmamız lazım. Bu sefer kondansatör devrenin sürekli kutupları artı eksi değiştiği için kondansatör de plakalarının artı eksi kutupları değişiyor. Yalnız devrenin bu tarafa artıyken plaka bu artı şu eksi elektrik alan bu tarafa doğru oluşurken bu plakanın eksi öbürünün artı yüklenebilmesi için devrenin kutup değiştirmiş olmasına rağmen bunun önce nötrlenmesi ondan sonra eksi yüklenmesi lazım. Nötrleninceye kadar elektrik alan hala öbür tarafa doğrudur. Bu da sanki potansiyel hala eskisi gibi davranıyor anlamına gelir. Onun için de kondansatör gerilimi geride bırakır, potansiyeli geride bırakır diye konuşuruz. Evet. Devre akımı. Evet. Devre akımındaki değişiklik bu. Yani bileşke devre akımı neyse ondaki değişiklik. Hocam şu derde ona geride kalmayı hali hazırda çalışan devrelerde gözlemleyebiliriz dediniz. Evet. Bize bir tane soru varsa, T0'da devre başlık görürse, Tesla açtığı devrede. Yine volt minimum kent. Bunlara girmeyeceğiz diyorlar. Girmeyeceğiz diyorlar. Müfredatta öyle. Empedans evet vektöreldir. Karmaşık sayılarda olduğu gibi. Tamam. Gerçek ve sanal bölümleri ifade edebilmek için vektörel ifade edilir. Dinamo alternatif. Doğru akım üreteci. Ama orada alternatif akım yani yine indüksiyon sayesinde üretilir ama bir mekanik düzenekler var onunla beraber doğru akım gibi doğru akıma dönüştürülür. Onlar var mı? Ya bu kadarı var. Dinamo doğru akım üretir. Alternatör alternatif akım üretir şeklinde. Tamam. Anlaştık mı? Var mı itirazınız? Yok. Şimdi o zaman bir de bu konuda son olarak transformatörden bahsedelim. Transformatör dediğiniz şey şu sevgili arkadaşlar. Bir demir çekirdek. Bu demir çekirdeğin etrafına illa demir olmasına gerek yok. Ferromanyetik malzeme de olabilir. Bu demir çekirdeğin etrafına şöyle sarılmış iletken teller. Bu tellerden akım geçirdiğinizde mesela şuraya bir alternatif gerilim uygularsanız eğer. Bu durumda olacak olay şu. Bak karşı tarafı da çizeyim ondan sonra konuşalım. Şimdi şurada NP kadar sarım. Burada da NS kadar sarım var. Burası giriş devresi. Burası çıkış devresi olsun. Tabii ki sen şöyle yapabilirsin. Hocam niye böyle ki ben buraya potansiyel alternatif gerilim uygula. Tamam orası giriş olur burası çıkış olur. Fark etmez. Yani kondansatör iki yönlü kullanılabilir. Transformatör iki yönlü kullanılabilir tabii ki. Bahsettiğimiz şeyler. Şimdi NP kadar sarım olsa bu tarafta da NS kadar sarım olsa. Birinci devreye buna birincil devre derler. Onun için primer devre ya da birincil devre ya da giriş devresi. Şuna ikincil bölüm, ikincil bobin, ikincil devre ya da sekonder devre ya da çıkış devresi, çıkış bölümü derler. Onun için NS ile ifade edilir. Bazen işte N, G, N, Ç diye de söylerler. Onu zaten soruda anlarsınız onu. Şimdi burada alternatif gerilim uygularsan eğer, bu durumda bakın ilk önce şuranın pozitif buranın negatif yüklü olduğu durumu düşünürsem o zaman birincil bobinden geçen akım şöyle olur değil mi? Dolayısıyla bu bobin şöyle yukarı doğru manyetik alan oluşturur. Yalnız şu eğer demir gibi ferromanyetik bir malzeme olursa o zaman oluşan bu manyetik alan şöyle. Hani biz biliyoruz ferromanyetik malzemeler manyetik alanı kendi üzerinde toplarlar.
Şöyle. Dolayısıyla burada oluşan manyetik alan demir çekirdek tarafından ikincil bobinlerin içerisine iletilir. Yalnız dikkat edin lütfen. Şu teller demire direkt olarak dokunan teller değil. Anlatabiliyor muyum? Yani akım geliyor, akım demire geçiyor, demirden de buraya geçiyor diye bir durum yok. Bu teller yalıtımlı, dışı plastik kaplı teller. Tamam? Çok ince de olsa plastik kaplı. Dolayısıyla akım sadece teli takip etmek durumunda kalıyor. Demirle herhangi bir iletim yapabilecek şekilde bağlantısı yok bu tellerin, iki taraftakinin de. Zaten şey olursa ne derler, yalıtımsız olursa, çıplak tel olursa böyle bir transformatör sisteminde çalışma olmaz. Buradan ne potansiyel veriyorsa buradan da o çıkar. Çünkü aynısı, sadece arada bir direnç varmış gibi olur. Yalıtımlı telleri bu şekilde kullandığımda pozitif negatif durumunda akım ve manyetik alan maviyle çizdiğim gibi oluştu. Ama bakın olay şu, alternatif gerilim sürekli değişiyor. Yani bu burası pozitif, burası negatif olduğunda potansiyel bir artıyor. Yani akım bir artıyor, sonra maksimum değere geliyor, sonra azalıyor. O zaman manyetik alan da böyle olur. Manyetik alan artar, sonra maksimum değere gelir, sonra azalır. Değil mi? Böyle olursa iletilen manyetik alan da aynı şeyi yapar. İletilen manyetik alan akım artarken bu bobinin içinde manyetik akı artışına sebep olur. Manyetik akı artışı indüksiyona sebep olur. İndüksiyon onun ters yönlü manyetik alan oluşturmaya çalışmasına sebep olacaktır. Dolayısıyla bu taraf pozitifken şöyle akım geçecek buradan. Gördün mü? Peki bir süre sonra alternatif akımdan bahsettiğime göre şurası eksi burası artı olacağı için bu sefer akım aşağıdan şöyle dönecektir. Değil mi? Bu durumda birincil bobinde manyetik alan şöyle dönmeye başlar. Yani bu sefer kırmızıyla göstereyim. Şöyle bir manyetik alan dönüşü olur. Değil mi? Şimdi bu manyetik alan da sevgili arkadaşlar bu sefer yine artıyor, maksimum oluyor, azalıyor, tersine dönüyor şeklinde düşünürsün. Bu sefer bobinin aşağısından yukarı doğru manyetik alan artarken bobin ona karşı durmalı. Bir akım şu kırmızıyla göstereceğim şekilde bu bobinin üzerinde şöyle oluşmalı. Sonra bu manyetik alan maksimum değere geldikten sonra azalırken içeride manyetik akı çok ya. Azalırken tekrar manyetik alanı o tarafa doğru oluşturacağı için tekrar akıp öbür tarafa doğru dönecek. O zaman demek ki birincil devreye alternatif gerilim uygularsam, yani burada alternatif gerilimin temeli, temel ifadesi birincil devrede olan olaydan ziyade ikincil sarımlar içerisinde sürekli manyetik akı değişimine sebep olmak. Burada manyetik akı değişimine sebep olursam sürekli indüksiyon oluşturmuş olacağım. Onun için alternatif akım kullanıyorum. Onun için transformatörler alternatif akımla çalışır diyoruz. Tamam? Amacımız sürekli değişen bir manyetik alan oluşturmak. Sürekli değişen bu manyetik alanın ikincil sarımlar içerisinde sürekli değişen bir manyetik akı meydana getirmesi. Bunun da indüksiyon yoluyla elektrik enerjisine dönüşmesi. Ha işte burada meseleyi görmüş oldum. O zaman birinci tarafa alternatif gerilim uygularsam ikincil taraftan da bir alternatif gerilim elde edeceğim demektir. Gördünüz mü? Var mı burada itirazınız? Yok. Şimdi mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Birincil devreyi sabit tutuyorum. Her şey aynı. Bu tabii birincil devreye benim verdiğim, dışarıdan verdiğim alternatif gerilim sabit değerli olur. Çünkü ben üretiyorum onu. Ben veriyorum birincil devreye bu enerjiyi. Tamam? Burası bir sabit olsun şimdilik. Peki ben burada iki sarımlı bir bobin yapsam, oluşan indüksiyon epsilon kadar olacaksa, dört sarımlı bir şey yaparsam, bobin yaparsam, iki epsilon kadar indüksiyon oluşur. Görebiliyor musun? O zaman burada NS sarımlı bir şey yaparsam, bobin yaparsam, sarım sayısı ne kadar çok olursa elde ettiğim çıkış potansiyeli de o kadar çok olur. Görebiliyor musun? Bu durumda transformatörün çıkış tarafından elde edeceğim potansiyel değerinin neye denk gelmesi lazım?
sarım sayısıyla doğru orantılı bir niceliğe denk gelmesi lazım. O zaman şöyle diyorum bak. V çıkış ya da V sekonder de diyebilirsin buna. Doğru orantılıdır NS ile. Sekonder sarım sayısıyla doğru orantılı. Şimdi peki ya girişteki sarım sayısıyla nasıl orantılı? Ben alternatif gerilimin etkin değerinin V kadar olduğu bir devre, bir dışarıdan alternatif gerilim uyguluyorum buraya diyelim. Birincil devrenin sargı sayısını artırırsam, ikincil devreden elde ettiğim çıkış potansiyeli nasıl değişir sizce? Neden? Burada sargı sayısını artırıyorum. İkincil devrede nasıl bir değişiklik ortaya çıkar? V etkin sabit. Ne dersiniz? Neden olduğunu söylemen lazım ama. Görmüyor musun yapılanları falan diyerek olmaz o iş. Neden olduğunu söyleyeceksin. NP bölü VS. Efendim? Şimdi ona ulaşacağız zaten. Şimdi bakın. Bakın. etkin potansiyel sabit ve etkin sabit. Birincil devrenin oluşturacağı manyetik alan şiddeti ikincil devrede temel olan indüksiyonu meydana getiriyor. Doğru mu? O zaman benim manyetik alan şiddetinin nasıl değiştiğini bulmam lazım. Bu da tamam mı? Peki. Manyetik alan akımla olmuyor muydu ya? Değil mi? Akım şiddeti neyse onunla şöyle yazıyordum. Birincil devredeki manyetik alan B eşittir. Herhangi bir T anında geçen akım A, I ise 4 pi K I N bölü L olacaktı. NP bölü L olacaktı. Değil mi? Gördünüz mü? Buraya bakınca sanki ya arkadaş burada NP hani büyüyor. Lan büyürse manyetik alan da büyür. Ama o da o taraftaki de büyür gibi geliyor ama şuraya bir bakın. L dediğiniz şey N'nin karesiyle alakalı. Yani bu bobinin alternatif gerilime uyguladığı indüktif reaktans değeri sargı sayısının karesine bağlı. O zaman bu bobin için, birincil bobin için XL dediğim şey 2PFL ya. Sargı sayısını iki katına çıkardığınızda XL dört katına çıkıyor. Gördün mü? Sargı sayısı iki katına çıktığında XL dört katına çıkıyorsa önceden buradan geçen etkin akım değeri İ etkinse artık İ etkin bölü dört oluyor. O zaman şu denklemde İ etkin yazmak yerine İ etkin bölü dört yazacağım, buna da iki yazacağım. Dolayısıyla manyetik alan şiddeti azalmış olur. Gördün mü? Manyetik alan şiddeti azaldıysa oradaki indüksiyon değeri de azalmış olur. Tam olarak bunu iki katına çıkardıysan sargı sayısını, orada oluşan manyetik alan şiddeti de yarıya inmiş oluyor. Dolayısıyla indüksiyon değeri de yarıya inmiş oluyor. Bu durumda sen şöyle dersin. Çıkıştaki potansiyel değeri 1 bölü NP ile alakalı olmalı. Gördünüz mü? Yani çıkıştaki potansiyel çıkış sargı sayısıyla alakalı, girişteki sargı sayısının tersiyle alakalı. Peki girişte uyguladığım alternatif gerilimin potansiyeline nasıl bağlı? Etkin potansiyeline. Tabii ki doğru orantıyla bağlı. Çünkü sen başka değişiklik yapmadan V etkin değerini büyütürsen buradan geçen akım da büyür. Çünkü direnç sabit. Akım büyük olursa manyetik alan da büyük olur. Hem maviyle çizdiğim hem kırmızıyla çizdiğim daha şiddetli manyetik alanlar oluşuyorsa burada da daha şiddetli indüksiyon oluşur. Yani şurayı karıştırmadan şey yapayım, söyleyeyim. Çıkıştaki potansiyel değeri girişteki potansiyel değeriyle de doğru orantılı olmalı. Gördünüz mü? İşte bu denklemleri düşündüğünüzde V çıkış eşittir ne olmalı? V primer çarpı N çıkış bölü N primer demeliyim. İşte biz buradan şu denkleme ulaşmış oluruz. V primer bölü V sekonder yani çıkış potansiyeli eşittir. N primer bölü N sekonder
ifadesine ulaşmış olur. Tamam. Transformatörlerin hepsinde her zaman geçerli bir denklemdir bu. Tamam. Çıkış sargı sayısını çoğaltırsan çıkıştaki potansiyel artar. Giriş sargı sayısını çoğaltırsan çıkıştaki potansiyel azalır dersin. Tamam. Evet, çıkabilirsiniz. Bu iki bobin N bölü L'leri aynı. He? Şu iki bobinin N bölü L'leri aynı. L'ler çok büyük. L'ler gidiyor. L'ler önemsiz kalıyor. Ama tamamına sarmasan L'ler aynı kalıyor. A yok, L'si var. L'ler önemsiz kalıyor orada. Şey yok.